Merhabalar efendim. Coinism Q veya Coinism Q10. Vakit nakittir diyelim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kendisi güçlü bir antioksidan ve popüler. Fakat stratejik bir özelliği var. Çünkü mitokondrideki bizim enerji molekülümüz ATP'nin sentezinde önemli bir görevi var. Biliyorsunuz enerji deyince bütün işler duruyor. Kas, kalp, böbrek ve karaciğer bunların en çok enerji ihtiyacı olduğu ortaya çıkarsa dikkat edilmesi gerekiyor. Kırmızı et, tavuk, yağlı balıklar, soya fasulyesi, mercimek, bakın gene mercimek de susam ve fıstık da bulunuyor. Kalple yakından ilgisi var Coenzyme Q'nun. Özellikle kalpte hasar meydana gelmişse, kalp krizi geçirenlerde, kalp yetmezliği, balon stent olanlarda, hatta açık kalp ameliyatından sonra toparlanma için kullanılıyor. Daha az aritmi ve çarpıntı yani görülüyor. Nitrik oksit de damarları bir miktar genişletebiliyor ve tansiyonu düşürüyor. Onun için dikkat ediyoruz. Özet olarak kalpte hasar olunca oksijen radikalleri artıyor. Coenzyme Q da bunları temizlemede yardımcı. Bunun haricinde kanser ilaçlarının bir kısmı kalp hızına zarar veriyor. Aynen kolesterol ilaçlarının verdiği gibi. Dolayısıyla bunlarda ve statinlerde de kas ağrısını azaltmak ve bu hasarları önlemek için kullanılıyor. Demek ki Coenzyme Q deyince aklımıza kalp gelecek, kas gelecek. Kalp de biliyorsunuz aslında bir kas. Bunun haricinde şeker hastalarında düşük bulunmuş ama takviye olunca çok işe yaramamış. İnsülin direncine bir miktar katkıda bulunuyor. Metabolik sendrom yani şekere gitmeden önceki aşamada yardımcı. Alzheimer, demans, yumurta sperm kalitesini artırması, cildi koruması, kırışıklıkları azaltması doğru. Bazı kanserlerde az Coenzyme Q. Hatta diyorlar ki tekrarlamada da yardımcı olabiliyor. Uyarılarımız var. Tansiyon ilacı kullanan, kan sulandırıcı kullananlar dikkat etsin. Bir de karaciğer enzimlerini kontrol etmek lazım çünkü yükseltiyor. Mide şikayetlerinin nedeni oluyor. O yüzden tok olarak kullanmak lazım ve ideal olarak 3'e bölünmesi lazım doz. Genellikle 50 ila 200 mg kullanılmış ama 200 mg da etkili olduğu söyleniyor. Yani bilinenin aksine yüksek doz. Hatta 1200 mg'a kadar çıkmışlar. Orada da güvenli olduğunu söylemişler. Yani sonuçta Coenzyme Q bir destek ilacıdır. Efendim teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.